Rahmetli Fırat'ın arkadaşlarından biri yazmıştı. Benim hakikaten çok beğendiğim bir şey. Diyor ki, belki sen Ali Kınık hayranıydın ama o şimdi sana hayran. Bütün kalbimle söylüyorum, Fırat'ın yerinde olmayı çok isterdim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, müsaade ederseniz ben bilerek şimdi Fırat kardeşimiz için bir ağıt söyleyeceğiz. Ama bundan önce birkaç cümle etmek istiyorum bir kardeşiniz olarak, Ülkücü Hareket'in bir ferdi olarak. Şimdi bunu burada özellikle söylemeyi tercih ettim. Değerli başkanlarımızın, siz değerli gönüldaşlarımızın ve Bengütürk Televizyonumuzun canlı yayınlandığı bir yerde. Türkiye'de bildiğiniz gibi şu an tartışılan bir siyasi konu var, atmosfer var. İşte evet dedik, hayır dedik vesaire vesaire, bununla ilgili bir mesele. Bir kardeşiniz olarak af dileyerek söylüyorum. Hatam yanlışım olursa affedin, bağışlayın ama sadece kendi fikirlerimi paylaşacağım sizinle. Bir Ülkücü Hareket'in bir ferdi olarak rahmetli Fırat Çakıroğlu başta olmak üzere bütün ülkücü şehitlerimizin, onların hatrına, onların adını vererek söylüyorum ki hiçbir zaman inanmadığım bir şeyi söylemedim. Ve bundan sonra da Allah nasip ederse söylemeyeceğim. Benim meselem 1988 yılında bir kardeşiniz olarak bu teşkilatlarda, Ülke Ocakları çatısı altına başladığım bu yolculukta her zaman teşkilatımın emrinde oldum. Her zaman. Şunu biliyorum ki zaman zaman, dönem dönem teşkilatın hatta verdiği yanlış kararda bile teşkilatımın arkasında olmak teşkilatımı yıpratmaktan daha kötü bir karar olmayacaktır. Ben buna inanan bir kardeşinizim. Benim meselem şudur. Bu tartışılan mesele politik bir meseledir. Türkiye'nin siyasetiyle ilgili bir meseledir. Elbette burada insanlarımızın tercihleri olacaktır. Ama Ülkücü Hareket'in, Türk Milliyetçiliği Hareketi'nin liderinin, teşkilatının, Ülkü Ocakları'nın emrinde olmak, teşkilatın emrinde olmak, arkasında olmak, eğer benim ülkücülüğüme halel getirecekse bunu göğüslemeyi başım gözüm üstüne kabul ediyorum. Ben buradayım ve şunu da herkesin huzurunda, sizlerin huzurunda da söylemek istiyorum son bir cümle olarak. Belki bir kardeşiniz olarak beni bir gün bir köşede otururken göreceksiniz. Belki görebilirsiniz ama bu teşkilatın, bu hareketin karşısında göremeyeceksiniz. Bunlar samimi fikirlerimdir. Bilmediğimiz, elbette biz politikayı, siyaseti anlamaya çalışıyoruz ama biz ucundan kıyısından anlamaya çalışıyoruz. Her şeyin bir ustası vardır, her işin insanlar vardır. Ben de Milliyetçi Hareket'in ve liderinin bu konuda bir karar verdiği noktada güvenmek ve güvenmemek arasında iki tercihim varsa ben bir ülkücü olarak güvenmeyi tercih ediyorum. Benim şahsi kanaatim budur. Bu kadar.
biraz şiir, iyi bir maç, biraz hüzün. Kara gümrükte kavga var, tophanede nargile var. Her şey burada, işte burada. Neredesin, 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 neredesin reis? Her şey burada, işte burada. Neredesin, 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 neredesin reis? Çay ve çok dua. Vatan derdi ve hep aşklar, yeminler ve zulme isyan. Sözümüz var vatan darda. Neredesin, 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 neredesin reis? Sözümüz var vatanlarda. Neredesin, 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 neredesin reis? Sözümüz var vatanlarda. Neredesin, 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 neredesin reis?